arkadaşlar. 9. sınıf tarih dersi anlatımına hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle ölçme ve değerlendirme kısımlarını yapacağız. Tarih kitaplarımızın hep birlikte başlayalım. Şimdi aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız demişler. Baktığımızda bazı kavramların tanımlamalarını istiyorlar. Bizden kronoloji kelimesiyle başlıyoruz. Kronoloji aslında tarihe yardımcı olan bilim dallarından biriydi. Kronolojiyi aslında direkt zaman bilimi olarak da kodlayabiliriz kafamızdan. Zaman bilimi dediysek burada ne sonuçlar vardı? Örneğin neden sonuç ilişkisi içerisinde bir bağlantı istiyordu benden. Neden sonuç ilişkisi veya neden sonuç bağlantısı olması benim için çok önemliydi kronolojide. Olayların bir bütün halinde ve bir akış içerisinde anlatılmasını sağlıyordu. Tarihe yardımcı bilim dallarından biriydi. Ben böylelikle sizlere olayları bir örgü içerisinde anlatabiliyordum. Peki tenkit neydi? Tenkite baktığımızda tarihçinin araştırma yöntemleri hemen aklıma geliyor. Tarama, tasnif, tahlil, tenkit, terkit. Şurayı hatırlatıyorum hemen. Tarama, tasnif, tahlil, tenkit, terkit. Şimdi 5T dediğimiz olay gerçekleşiyordu. İşte tenkit bu basamaklardan biriydi. İşte tenkit basamağının aslında kaynakların güvenilirliği kontrol ediliyordu. Kaynakların güvenilirliği kontrol ediliyordu. Bu doğrultuda da aslında tenkit aşaması benim için çok önemliydi. Peki bakacak olursak ikinci elden kaynaklar nelerdi? İkinci elden kaynaklara baktığımızda aslında birincil kaynakları bilmemiz gerekiyor. Şimdi birincil kaynaklardaki olayımız ne? Birincil kaynaklarda ana tema şu. Kaynak bulunduğu dönemi aydınlatıyor. Örnek veriyorum. Mesela Demir Kılıç. Demir Kılıç ilk çağı aydınlatan önemli bir eser olabilir. Veya bunun dışında yine işte bir para, işte Bagat Erkan adına bastırılmış bir para değil mi? Türk hükümdarlarını bana anlatabilir. Bu doğrultuda arkadaşlar aslında birinci kaynaklar o döneme ışık tutar. Peki ikinci kaynaklar ne? Birincil kaynaklara bakılarak oluşturulmuş, birincil kaynaklardan hareketle oluşturulmuş kaynak türüdür. Şimdi peki ikinci kaynağa baktığımızda aslında olan şu. Ben örnek verelim hemen size. Halil İnalcık'ın biliyorsunuz ünlü tarihçi. Halil İnalcık'ın Devlet-i Aliye adlı eseri aslında bir ikinci kaynak örneğidir. Halil İnalcık Osmanlı tarihçisi birinci kaynaklara bakarak ikinci bir kaynak oluşturmuştur. Peki milat ne? Milat aslında Hazreti İsa'nın doğumu. İsa'nın doğumu üzerine oluşturulmuş bir şey. Milat, ben size milat nedir dediğimde siz bana şunu diyebilirsiniz. Hocam sıfırdır. Sıfır milat kabul edilir arkadaşlar. Miladi takvimin başlangıcı olarak da kabul ediliyor. Peki milli kimlik nedir? Milli kimlik aslında bir milletin kendine özgü düşünüşü, yaşayış biçimi vesaire her türlü durum milli kimlik başlığı altına girer. Senin kendine aidiyet hissettiğin, ait olduğunu hissettiğin yer dinin milli kimlik başlığı altında düşünülebilir. Peki vakanüvis ne? Vakanüvis aslında Osmanlı tarihini, daha doğrusu resmi tarih anlatıcılığı, Osmanlı'nın resmi tarih anlatıcılığı, Osmanlı tarihinin ilk vakanüvisi ise Naima Efendi'dir arkadaşlar. Resmi tarih yazıcılığı Osmanlı döneminde başlanmıştır. Saltanatın tarihi olayları bize açıklanmıştır tarihçiler, resmi tarihçiler sayesinde. Peki aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız demiş. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Herodot hangi tür tarih yazıcılığını başlatmıştır? Arkadaşlar tarih yazıcılığını kendi için, yani birçok tarih yazıcılığı var ama ana başlıklar daha çok öğretici tarih yazıcılığı, hikayeci tarih yazıcılığı ve araştırmacı tarih yazıcılığı olmak üzere 3 grupta inceleniyor. Hikayeci tarih yazıcılığı dediğimiz olayda neden sonuç ilişkisi aranmıyordu ve Herodot bu tarih yazıcılığının babası kabul ediliyordu. Hatta Herodot tarihin babası kabul ediliyordu. Herodot'un Historia adlı bir eseri vardı. Hemen bakıyorum, Herodot hikayeci tarih yazıcılığını başlattı. Herodot'un
Historia adlı bir eseri vardı. Herodot tarihin babası kabul ediliyordu. Peki hikayeci tarih yazıcılığında ne aranmaz? Hikayeci tarih yazıcılığında neden sonuç ilişkisi aranmaz? Yani siz paragraflar arasında bir bağlantı göremeyebilirsiniz. Hep söylüyorum size. Bir yerde şundan söz ederken işte ya kışlar çok soğuktu, yazlar çok kuraktı, işte bu sebeplerden dolayı bizler sık sık göç ettik derken bir anda ya karnım acıktı, azıcık da bir şey yesek ne olur? Hani bağlantısız paragraflarla karşılaşırsınız hikayeci tarih yazıcılığında. Peki Türklerin kullandığı ilk takvim nedir? Hangisidir denildiğinde Türklerin kullandığı takvimleri ezbere bilmek zorundayız. Sırasıyla bilirsek bizler için daha faydalı olur. Zaten o yüzden de ilkini sormuş. 12 hayvanlı Türk takvimi Türklerin kullandığı ilk takvimdir. 12 hayvanlı Türk takviminde hayvan isimleri yıllara verilmiştir. Aylara değil, genelde bu karıştırılıyor. Neydi arkadaşlar? Yılan yılı, domuz yılı, sıçan yılı, tavuk yılı gibi yıllar vardı. Tabii ki bu yılların haricinde, 12 hayvanlı Türk takvimi haricinde Türklerin Hicri takvim, Rumi takvim, Hicri takvim, Celali takvim, Rumi takvim ve Miladi takvimi sırasıyla kullandığını biliyoruz bizler. Peki olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntular hangi kaynak türüne girer? Az önce de konuştuk. İşte olayı aydınlatıyorsa, o dönemi aydınlatıyorsa birinci kaynaklar vardır diyoruz. Peki insanın ve mekanın etkileşimini inceleyen bilim dalı hangisidir dediğimizde insan ve mekan kelimesini gördüğünde mekan kelimesini sen kafanda yer ile özdeşleştir. Burada arkadaş aklınıza gelecek bilim dalı coğrafya olmalıdır, tamam mı? İnsanın ve mekanın etkileşimini inceliyorsa mekan, lokasyon, konum atlıyoruz ya birbirimize. İşte o zaman sen bulunduğun coğrafyadan söz ediyorsun. Bunu sakın unutma. Peki yandaki görseli verilen Orhun kitabeleri ile ilgili araştırma yapan bir tarihçi tarihe yardımcı bilim dallarından hangilerinden faydalanabilir? Şimdi elimde bir kitabe var benim. Orhun kitabeleri biliyorsunuz Göktürk döneminde oluşturulmuş yazıtlardı. Hem devletin siyasi tarihi, ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiği veya bir hükümdarın halkına nasıl yapılması gerektiği hakkında birçok şeyden söz edilmişti. Kitabeyi gördüğüm dakikada aklıma hemen tarihe yardımcı bilim dallarından epigrafi gelmelidir. Epigrafi kitabe bilimi ya da diğer adıyla yazıt bilimidir. Bir diğer aklıma gelmesi gereken bilim dalı. Arkadaşlar epigrafiden faydalandım. Peki bu yazıtların üzerinde eski yazı var. Ve benim bu eski yazıları okumam gerekiyor. O yüzden eski yazı bilimi olan paleografyadan, yani paleografya veya paleografya dediğimiz eski yazı biliminden de faydalandım. 3 tane boşluk bırakmış. Demek ki bir bilimim daha var. Ben düşündüğümde daha çok burada okuduğum yazıt benim şu anki günlük konuşma dilimdeki Türkçe değil. Dolayısıyla benim farklı dillere de hakim olmam gerekiyor. Bu doğrultuda dil biliminden de faydalanıyorum ve filoloji diyorum. Bu sevdiğim bir soru tipidir. Yazılılarda da sizlere soruyorum. Kitabı okurken tek başına epigrafiden faydalanman yetersiz. Paleografya ve filolojiden de faydalanıyoruz. Bunu sakın unutmayın. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız demişler. Ölçme değerlendirmenin test sorularıyla haşır neşir olalım bakalım neler sormuşlar. Tarih yazıcılığıyla ilgili tarihi olaylar tarafsız bir biçimde incelenmeli. Sadece tarihin gerçekliği ortaya konmalı. Ve tarihin amacını olaylar nasıl olduysa öyle anlatmak olmalıdır. Tarihin amacı olaylar nasıl olduysa sen öyle anlat. Yani taraflı olma vesaire vesaire diyor. Bu tip anlatım daha çok modern tarih anlatımına giriyor ve Leopold von Ranke bu tarih anlatımını özellikle savunan isimler arasındaydı. Çok fazla bilgi sorusu ama hakim olalım. Ranke'nin adını da unutmayalım. Tarihçidir. Kendisi tarih bilimi hakkında nasıl olması gerektiği hakkında görüşleri, savları vardır. İkinci sorum. Tarih bilimiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisinde ulaşılamaz denildiğinde tarih biliminin yöntemi diğer bilimlerden farklılık gösterir. Evet olabilir çünkü bence tarih biliminin yöntemi örnek veriyorum fen bilimleriyle benzer özellik göstermiyor.
Tarih biliminde kaynaklara ulaşmak önemlidir. Kaynaklar benim için çok önemli. Özellikle birincil kaynakları esas alarak ben bazı yargılara varıyorum. Tarih bilimi diğer bilim dallarından faydalanır, yardım alır. Evet, coğrafya, edebiyat, sanat tarihi, filoloji, sosyoloji, işte epigrafi, paleografya, heraldik, nümizmatik bir sürü bilim dalı var. Kimyadan bile faydalanıyor değil mi tarih bilimi arkadaşlar? Karbon 14 metodu sayesinde yaş tespitinde bulunuyoruz. Deney ve gözlem tarih biliminin yöntemlerindendir. Yani bana çok sırıttı çünkü deney ve gözlem tarih biliminde söz konusu olamaz arkadaşlar değil mi? Ne yapıyor bir örnek veriyorum, bir genetik mühendisi ne yapıyor? Bir sineği alıyor, onun üreme hücrelerini laboratuvar ortamında inceliyor ve örnek veriyorum bunu kanser hastalarıyla nasıl özdeşleştirebiliriz diye düşünüyor. Veya hamsterlara, yani illaki hayvanlardan örnek vermek de çok doğru değil, laboratuvarlarda yapılan her deney illaki hayvan üzerinden olacak diye bir kural yok ama deney dediğimiz olay tarih biliminde mümkün değil. Veya deney ve gözlem dediğimiz, gözlem de adı üstünde, gözlerimle gözlemlemem gerekiyor. Yani hakim olmam gerekiyor. Bu gözlerin o olaya şahit olması gerekiyor. Tarih biliminde böyle bir şey söz konusu olamıyor değil mi? Alparslan'ı tekrar diriltip Malazgirt Savaşı'nda tekrardan git de Malazgirt'te kuşan, kılıç kuşan da git ön saflarda savaş diyemiyoruz değil mi? Tekrardan insanları savaştıramıyoruz. Deney ve gözlem metodu tarih biliminde mümkün değil. Bunu sakın unutmayınız. Yine de Eden'in şıkkına bakalım. İnsanların faaliyetleri tarihin konusudur demiş. Evet, insan faaliyetleri, savaş, göç, barış, anlaşma her şey tarihte yer alabilir. O yüzden ikinin cevabı Denizli diyoruz. Peki üçüncü sorumuza bakalım. Tarihe olay ve olgular düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi olayın özelliklerinden biri değildir? Biricik ve özgündür. Evet, olaylar tektir. Yer ve zaman bildirir. Kesinlikle. Örnek veriyorum. Tarihi olaya örnek vereyim size. Fransız İhtilali 1789. Bakın Fransız İhtilali 1789. Ne yaptım? Yer bildirdim Fransa. Zaman bildirdim 1789. Kısa süreli gelişmelerdir. Evet. Olgu olsaydı uzun süreli bir süreç. Ama kısa süreli olayların işi. Başlangıç ve bitiş zamanı bellidir. Tarihi süreçte tekrar edemez arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Olayda tekrar yok. Olayda tekrar edemez arkadaşlar. Hocam sürekli savaşılmış. Aynı savaş değil. Aynı savaş değil. Unutma bunu. Şimdi Kurtuluş Savaşı yaşandı. Evet ama sen şu an tekrar savaş. Şu an bile savaş var değil mi dünyada? Bu doğrultuda aynı olay değil. Bunu kafandan çıkar. Tarihi olaylar tekrarlanamaz. Bunu kafana sok, tamam mı? Bir soruya daha bakalım arkadaşlar. Orta Asya Türk tarihi ile ilgili bir araştırma yapmak isteyen Özge, Orta Asya'da bulunan Türk yazıtlarını okumak için aşağıdaki bilim dallarının hangisinden faydalanabilir? Arkadaşlar yazıt demiş. Diğer adıyla kitabe, diğer adıyla anıt. Şimdi benim bunları okuduğum bilim dalı epigrafiydi diyoruz. Diğer bilim dalları nümizmatik para bilimiydi. Son soru, beşinci sorumuza da bakalım. Malta'da bulunan ve günümüzden yaklaşık 5000 yıl öncesine ait olan tapınak dünyanın en eski tapınağı olarak biliniyordu. Ancak Göbekli Tepe'de yapılan arkeolojik kazılar sonucunda günümüzden yaklaşık 10.000 yıl öncesine ait olan yeni bir tapınak bulunmuştur. Şimdi arkadaşlar şurası 0 olsun. 5000 yıl şurası. Bakın tarihçi sayı doğrusu çizdi. Herkes kemerlerini bağlasın. Burası 12.000. Günümüzde burası olsun 2020. Günümüze hangisi yakın? 5000 olan daha yakın. Yani 12.000 Göbekli Tepe en eskisi olarak biliniyor. Yeni bilgiler ortaya çıktıkça tarih yeniden değerlendirmedir. Tabii ki yeni bilgi eski bilgiyi götürür. Tarihte mutlak bilgi yoktur. Birin olmadığı şıkları eledim. Yapılan her yeni kazı eski bilgilerin yanlış olduğunu ortaya çıkarmıştır. Her mi? Her demesi beni irite etti. Çünkü her kazı bilgiyi değiştirir demek yok. Malta Göbekli Tepe'den daha eski bir yerleşim bölgesidir. Arkadaşlar Malta değil, Göbekli Tepe daha eski. Bakın 12.000'deki Göbekli Tepe oluyor. Daha eski bir yerleşim merkezi. Üçü de almadım. Cevap yalnız bir Adana diyoruz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum hepinize.